Hızır bazen dul bir kadın olarak da görünüyor. O şekilde görünür. Köpek olarak da görünür. Daha önce söylemiştim. Evet. Taçlı kadın şeklinde Hızır görüntüsü ara ara böyledir. Taçlı. Roma İmparatorluğu'nun kullandığı paralarda da bu simge vardır. Böyle yedi sivri ucu olan taç. Nerede var o? Özgürlük heykelini var mı Amerika'da? Evet. Bakayım. Evet. Dünyayı aydınlatan ışık tutuyor sayende. Roma devrinde paralarda da var. Onların kullandığı paradan bahsediliyor biliyorsun. Şeyi Kur'an'da. Evet. Değil mi? Evet. Kefeğinin kullandığı para, evet. Başka var mı öyle bu tarz? Birkaç resim daha vardı adamda. Bakayım. Bu heykelin Türkiye'de yapıldığını biliyor musunuz? Meltem Bozkurt, selamun aleyküm hocam, aleyküm selam. Dünyada kim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hızır zaman zaman insanları imtihan eder. Aynı Hazreti Musa'yı nasıl imtihan etti? İnsanlar farkına varmaz onun imtihan ettiğini. Hem eğitir hem imtihan eder. Eski yani Tevrat'ta ismi Filiz'dir şeyin. Hızır'ın. Filiz. Yeşil Filiz. Yeni açmış Filiz yani yeşil. İşte adı Filiz olan adam ve o durduğu yerden filizlenecek. Zekeriya 6'ya 12. Bu heykelin ilk tasarımı Osmanlı tarafından yapılmış. Osmanlı tarafından. Sultan Abdülmecit zamanında olan bir çalışma. Heykelin ön ödemesini bu Frederick August Bartol diye gönderiyor. Ödemesi yapılıyor. Tarif ediliyor. Elindeki meşalesi şunu bunu falan. Olayın gelişmesi böyle yani. Yani bir hikayesi var. Yani sonuçta başlangıç yeri bu. Hazreti Hızır Aleyhisselam her zaman Mağrip Denizi adalarında yaşayıp Rabbine ibadet ve zikirle meşgul oluyordu. Büyük Zülkarneyn'in devri olunca onun yanına varması Allah tarafından emredildi. Hemen kalkıp Zülkarneyn'in yanına gitti. Zülkarneyn bütün dünyayı kendi hakimiyetinin altına aldığında Hazreti Hızır onunla beraberdi. Yine hadise göre Nuh'un gemisine binenlerden biri de Hızır.
selamun aleyküm diyor. Ben de Müslümanım. Ben senin peygamberliğini kabul ediyorum. Ben de gelebilir miyim diyor. Biniyor gemiye. Bilmiyorlar Hızır olduğunu. Hazreti Musa Hızır'ı biliyorsunuz o balık olayı da hemen anlıyor. Tamam diyor, kastettiğimiz o, hemen gerisin geri dönelim diyor. Gittiğinde deniz sahilinde, denizin hemen yakınında, yani deniz hemen deniz burada o yakınında. Yeşil bir yaygı üzerinde. Yani böyle hani ipek gibi, yeşil ve seccade gibi bir yaygı üzerinde otururken buluyor Hızır'ı. Hep yeşil, hep yeşildir Hızır. Hadislerde İbn-i Hacer el-İsabet 1. 431'de Hazreti Hızır'ın Deccal'i yalanlaması için ömrünün uzatıldığı bildirilir. Rivayetlerde Deccal'in karşısına çıkacak kişinin Hazreti Hızır olacağı bildirilir. Nevevi de. Atı boz renkte. Boz atlı Hızır diye geçiyor zaten. Boz atlı Hızır. Bak hep bütün o resimlerde, fotoğraflar hep evet, bir at üstünde gördüm. Evet, evet. Değil mi? Mesela rivayet, o şeyler, filmler uydurma değil. Yani zaten öyle yapılmaz o, yapan öyle yapamaz. O doğru yani. Hızır üstü başı perişan bir fakir görünümünde gelebiliyor. Dişi bir köpek şeklinde geliyor. İşte o Kehf'in hamile bir kadın şeklinde geliyor. Yaşlı bir dede kılığına girebiliyor. Celal Bay'a rahmetli biliyorsunuz masondu. Vatikan'a mektup yazdı. Papa'da güzel duvar ören birisiydi. Yani usta, taş koydum. Yani, jilet gibi öyle güzel duvar yapan birisiydi. Celal Bayar idam edilmedi biliyorsun bu mektup üzerine. Vatikan'ın parasında da bu yedi ışık, yedi kollu Şam'dan işe dedi aynı zamanda. Var mı o resim size? Yaklaştır.